Merhaba, schön die Facebook der Live-Gittik, Instagram Ilhabe Merhaba, Instagram der Live-Gittik, eh aus dem schön die aus dem Mann, ja was ja was was bedeutet, wenn Sie sich das beklären, wenige Länder, Girish Anjak, habe Alan, ilk olan geldi, merhaba, şimdi başlangıç için bugün biraz farklı olacak diye sizden bir sorum, bir isteğim var. Takip ettiniz, beğendiniz, sevdiniz, hep kullandığınız bir kosmetik markası varsa onun isim bana gönderebilir misiniz? O zaman ona göre biraz belki çalışabiliriz. Tamam. Yani sizin cevaplarınızı bekliyorum. Beğendiğiniz bir kosmetik markanız varsa ondan bana haber veriyorsanız belki onu bugün de biraz bakabiliriz. Yurt içi, yurt dışı bir şey olabilir. Yoksa ben klasik örneklerden kullanacağım. Bakalım. Ja. Yani geçen hafta sabuncu nasıl oluyorum diye konuştuk. Yani bu resmi işlemlere baktık. Şimdi evde sabun krem yapmaya başlayınca, arkadaşlara, aileye vermeye başlayınca zamanında neden satmıyorsun sorulara geliyor. Nasıl satayım da soru sizden geliyor. Şunu size bugün biraz daha anlatmak istiyorum. Resmi olanı dediğim gibi geçen hafta konuştuk. Onu kaçırdıysanız sabunatölye.com'da onu bulabilirsiniz. Bugün biraz daha pazarlama, markalaşma bu konu konuşacağız. Ona bakacağım. Anlatmaya çalışacağım daha doğrusu. Ve dediğim gibi sizden bir tane bir marka örneği ya da bir beğendiğiniz bir markanız varsa kosmetik marka o zaman onu bakabiliriz. Cilt bakım kosmetik. Yani ben kosmetik hepsi için kullanıyorum. Haberiniz olsun. Yoksa başlayalım. Yani bir ürün yaptınız. Çok hoşunuza da gitti. Bunu satayım diye düşünüyorsunuz. Şimdi bir online mağaza açıp koymak yeterli olmuyor. Bunun için biraz daha bir düşüncemiz, bir tane bir hikayemiz yaratmamız lazım. Bu hikayenin merkezinde her zaman en önemli kişi size için her zaman biz değiliz. Yani kendi yapan kişi değiliz. Bizim müşterimiz yani her zaman nasıl fark etmez hangi dilde varsa o aynı soru, o aynı deyim mi Türkçesi var. Yani müşteri her zaman haklıdır, müşteri her zaman Almanca diyoruz, müşteri her zaman kraldır. Yani bunda gerçekten öyle. Başarılı bir şu çok önemli bir şey. Ve bu yüzden müşterimiz çok iyi tanımamız lazım. Bu ne demek tanımamız lazım? Yani bunda mesela sadece şimdi orada bir şey okudum ipim kaçtı. Şimdi müşterimi tanımamız lazım. Şimdi tamam doğal ürün diyelim yapmak istiyorsanız. Doğal ürün, organik ürün nasıl da istiyorsanız bitkisel yani onlar hepsi farklı, aynı ve farklı aynı zamanda. Bu artık yeterli olmuyor. Her yerde organik marka, her yerde doğal markalar var, her yerde kosmetik marka satın var. Ve bu yüzden daha detaylı bir hedef kitlememiz lazım. Yani şunu isim, yani müşteri, hedef müşterimiz, hedef kitlemiz, onlar hepsi aynı, yani aynı kişi konuşuyor. Bunu nasıl yapacaksınız? İlk olarak tabii ki bayan mı erkek mi? Bey bayan onu karar vermeniz lazım. Bundan sonra yaş sınırınız yapmanız lazım. Bunda genelde çok basit, çok kolay yapabildiğiniz olanı. Bundan sonra ama daha sıkıntılı başlıyor ona. Acaba şehirde mi yaşıyor? Yoksa köyde mi? Deniz taraftan hep geziyor. Ne iş yapıyor, ne tarz eğitim, ne kadar para, ne kadar maaş alıyor, ne kadar para harcayabilir kosmetikler için. Böyle şeyler için bu klasik sosyografik olarak dediğimiz şeylere
Önce belirtmeniz lazım. Bunun ama hala yetmeyecekler. Yani o hala çok genel, çok yeterli kadar da olmuyor. Burada ne yapabilirsiniz? Mesela diyelim bir tane ürün ve hedef grubunuz tamam diyelim. Bayan 25-30 arasında. Üniversite bitmiş, ilk işte. Para harcayacak hali şu anda var. Henüz evlenmiyor. Yani veya evlendi ve ikisi de maaş alıyorlar. Bu yüzden ayda diyelim kosmetik için 200 lira harcama var. Ben şimdi rakamları tamam kafamdan atıyorum yani. Ona rakamlara bakmayın. Ama şimdi bu bana hala yetmiyor. Şimdi diyelim bu bayan mesela diyelim bankada çalışıyor. Yani neydi Türkçe? Şirket ortamda çalışıyor, ofiste. Ona göre tabii ki kendisi bakımlı olması lazım. Yani bir mağazada çalışıyorsa o da belki mağazanın özel makyaj istekleri var. Ona göre o farklı bir hedef müşteriniz oluyor. Diyelim bu bayan da aynı zaman doğal ürün kullanmak istiyor. Vegan değil, önemli değil onun için. Bitkisel olsun, renkli de olsun istiyor ama. Şu da daha belirgin bir müşteriniz var. Bu ama dediğim gibi hala yetmiyor. Yani sizin hedef grubunuz biraz daha daraltınız. İsterseniz bütün pazarlama, markalaşma uzmanları hep diyorlar bu kadına, yani sizin hedef kitleniz bir tane seçin, ona bir isim bile takın. O sizin en iyi marka arkadaşınız olsun. Diyelim hanımefendinin isim Ayşe olsun. Bu Ayşe Hanım şimdi bankada çalışıyor. 25-30 yaş arasında ilk iş yerinde çalışıyor. Evlenmek üzere. Tabii ki evlenmek için cildi güzel olması gerekiyor. Ayda 200-300 lira arasında para harcayabilir. Hafta sonları mesela onu da hepsi yani bu hedef kitlenin İdeal bir gün veya klasik bir gün yani kendiniz için not alın. Hafta içi çalışıyor, akşamları koşarak eve gidiyor. Yemek evlenmediği için annen yanında hala yiyormuş. Akşamları belki bir arkadaşıyla ya da sevgilisi tanığı akşam bir yerde gidiyor. Her gün gidemiyor. Hafta sonu spor yapmaya seviyor. Hafta sonu arkadaşıyla buluşmayı seviyor. Hafta sonularda diyelim Starbucks'a yemen kahve yani onu da biletin nereye gitmeyi seviyor, ne yapmaya çalışıyor. Şimdi cildimize gelelim. Bu bayanın cilt problemi var mı, cilt istekleri var mı? Onu belirtiniz. Diyelim bu yaşta hala belki akne sıkıntı var ya da ilk yaşlanma görüyor. Bunu da not alın, bunu da belirtin. Aynı zamanda, şimdi biraz kargaşa oldu, kusura bakmayın. Burada hem liste vardı da listeden bakmadan gittim onu. Şimdi yani hedef... Bir saniye, Instagram... Evet, geri geldi. Şimdi hedef kitlemiz belirttik. Sosyoekonomik olarak yani hayatı belirttik şimdi ama bu bayanın veya sizin hedef kitleniz da daha iyi tanımak için onun problemleri ne var? O bir tarafta cilt problemleri olabilir, diğer tarafta belki hayatta bazı alerjik durumlar veya böyle bir şeyler de var. Onlara da dikkatini alın. İstekleri ne de? Ürün istekleri, hayattan istekleri onu da belirtmeniz lazım. Hayalleriniz ne? Kendini 5 sene, 10 sene sonra nereye görüyor? Cildini nerede de görüyor ya? Yani. Aynı zaman bu kişi nasıl konuşuyor? Ne kelime kullanıyor? Ne dergiler, nasıl kitaplar, ne kitapla okuyor? Onu da hedeflemek için tam nokta vuruş yapmak için ona size ihtiyaç olacak. Aynı zaman nerede bulabilirsiniz? Bu sadece yer olarak yani şey ben mesela Antalya'dayım değil de ama sosyal medyada ya da internette nerede geziyor? Sosyal medya Instagram mı kullanıyor? Facebook mu kullanıyor? Snapchat mi kullanıyor? Onu size pazarlama yapabilmek için çok önemli. Yoksa
Das jastens ja, der ist der Dennis Hetef müsste der Joxer. Ist das wurde müsste der Schoda. Pardon, Instagram ist nicht mehr geähnt. Ja, ni ono eine ja der Bulun Maneska der Kerl Joxer Omio. Mister Benemitchen, es gibt ein Facebook der Schock da müsste der Mess war der Schoanda. Instagram der Schock da müsste der Mess Auto. Ja, ni Schoanda Instagram ah, da nicht schalte ich mal ja hören. Bunda der Belettik. Sizi belki önce bir tane derin bir defa sağlayın. Çünkü bitmedi bu olay. Yani hedef müşterimiz kit sabitledik, biliyoruz. Şimdi markamız ona göre ayarlamanız lazım. Şimdi müşteri ne istiyor? Markanız onu da getirmeniz gerekiyor. Yoksa birbirini anlaşmayacaksınız. Facebook gitti. Markanız değerleriniz ve müşterinin değeriniz bir yerde benzerliği olması lazım yoksa birbirine anlaşamazsınız. Yani mesela diyelim arkadaşınızla konuşabilirsin, sizi hemen anlıyor. Annenizle konuşmayı aynı konu anlatıyorsun, anneniz belki sizi garip garip bakıyor, ne sen sıkıntı nerede? Çünkü artık aynı değerleriniz yok. Yani annenizin değerleri annenizin değerleri, arkadaşın değerleri sizinki çok daha benziyor. Ondan sıkıntısız anlıyorsunuz birbirine. Şu da marka için aynı olarak geçiyor. Ona göre, bu hedef kitlenize göre da logonuz, isminiz, kullandığınız renkleri, kullandığınız yazı karakterleri, yazı tarzı, merhaba mı diyorsun yoksa sayın müşteri mi istiyorsunuz? Bunda hepsi önemli. Görseller nasıl seviyor? Kalabalık, sade mi, rengarenk, siyah beyaz. Yani onlar hepsi müşterinize göre hedeflemeniz lazım. İstediğiniz müşteriye göre. Çünkü bu müşteri ne kadar neden o kadar önemli? Bu müşteri neden önemli? Çünkü para verecek kişi o. Yani sizin markanız müşterinin gözünde bir değeri yoksa onun aradığı değeri varsa ürün pahalı olabilir, ürün ucuz olabilir, alamaz. Çünkü sizin istediğiniz şey değil. Yani mesela araba bakıyorsanız, araba almak istiyorsanız, yani herkese ne bileyim Mercedes, Porsche, oğlum mesela hep Porsche ya da en favori şu anda şimdi bile marka bilemeyeceğim bir şey ver onu isteyecek de. Yani onun için hem para lazım hem de İnternetim bugün gitmeye gidiyor. Hem sokaklara lazım yani o ay sadece değil ve kendisinin bütçeye göre bir araba seçmek için da ya, o da önemli ve işte, diyelim bütçe içinde birkaç tane markalar var. Her marka belki size cazip gelmiyor çünkü ya bunu nasıl diye bineceğim diyeceksin veya bu nasıl bir araba? Yok bu ülkeden araba almak istemiyorum. Ya bunlar hepsi değerli ve müşteri için önemli olanı. Bile aynı fiyat kategori içinde oluyorsa. Şimdi ürün geçelim. İlk olarak tavsiyem bir kosmetik veya cilt bakımı marka başlamak istiyorsanız bir ürünle başlayın. Bütün yapabildiğimiz ürünler çok. Biliyorum ben başlangıç 48 tane de bunun çeşitlerim vardı. Yani bir ürünle başlayın. Müşteri istediğin bir ürün, etkili bir ürün, müşterinin sorun çözen bir ürün olsun, müşterinin sevdiğin veya aradığın içerikli olsun, müşterinin beğendiğin aradığın tarzı ambalaj olsun ve yani en ideal müşteri için en ideal ürün olsun. Şunu satmaya beceriyorsanız, bunu satış başarılı yapabilirseniz, o zaman müşteri de başka ürünler de saracak. O zaman da portföyünüz artabilirsiniz. Ama başlangıçta çok ürün yapmak olmuyor. Yani dediğim gibi en ideal bir ürün normalde 1-3 arasında diyorlar ama bu bütün işlem bir ürün için yaptıktan sonra diğer ürünler daha kolay oluyor. Ondan önce bütün hedefleme, ürünün makyajı diyelim, ambalajı, lafı, ya yararlara bu müşteriyi
uygun yazıyorsanız o zaman daha kolay alabilir. Bundan sonra tabii ki pazarlama başlıyor. Pazarlama benim için en zor şey. Yani son birkaç ay Instagram Live'lar ve Facebook Live'lar biraz daha kolay oldu. O bana uygun bir pazarlama türü oldu. Ve şansım varsa müşterim de bu tarafta. Ama yani onu aramanız ve seçmeniz lazım. Hem de dediğim gibi müşteriniz nerede onu öğrenmeniz lazım. Müşteri nasıl tüketiyor bilgileri video halinde, resim halinde, yazı halinde onu bilmeniz lazım ve şimdi sizin markanızın ürünü bir kez tanıtmanız lazım. Diğer tarafta markanızın değerleri, ürünün şimdi benefits neydi Türkçesi? Getirenlere ha. Ürün getirenlere de öyle belirtmeniz lazım. Bu biliyorum başlangıçta çok zor. Ve ayarlamanız gerekiyor tabii ki. Deneyerek gideceksin. Belki fark ettiniz. Son birkaç hafta Instagram feed'im renkleri biraz değiştirmeye başladı. Hem de canım istedi. Ben ara sıra oynamayı seviyorum. Hem de yani şu renkler şu anda o renkler ve tarzı şu anda sanki daha sizin beğendiğiniz bir tarz oluyor. Önce çok kalabalık resimler vardı, rengarenk. Şimdi biraz daha sadeye gitmeye başladım. Şimdi önce sordum, sevdiğiniz bir tane marka, kosmetik markanız var mı? Yoksa size belki bir örnek olarak tekrar anlatmaya çalışayım tekrar bu bütün konu çünkü biliyorum çok kargaşa çok zor bir konu. Eğlenceli bir konu. Ben onu yeni öğrendim. Son 2 sene markalaşmaya çok daha uğraşıyorum. Ben ondan keyif alıyorum. Ama yani dediğim gibi biraz işlem istiyor. Şimdi markette bulabildiğimiz 2 tane markadan bahsetmek istiyorum. Bir tarafta Nivea var, bir tarafta Dove var. İkisi bildiğimiz her yerde, markette her yerde bulabiliriz. Bunlar zaten dünyanın en çok satan markalarından ikisi de yer alıyorlar. Ve Türkiye'de en çok satan markalarından ikisi de aynı zamanda yer alıyor. Şimdi fiyat olarak büyük fark yok. Belki yani aynı diyelim. Ama hedef kitle olarak ve anlatan hikaye olarak çok farklı ürünler. Bir tarafta Nivea, şimdi notlarım aferin bana İngilizce yazdım. Biraz tercüme etmem lazım. Nivea'nın değerleri bir tarafta güven, kalite, para için değerli yani paraya göre hayır değil o doğru değil yani değerli bir ürün ve son birkaç ay Instagram'da baktığım zaman çok daha genç yönelik oluyor. Diğer tarafta ama hala Nivea her zaman hala aile üzerinde yürüyor. Yani reklamda göreceksiniz babanın kucağında oğlu şu var ya da yani hep aile ortamda görüyorsunuz ve bu Nivea'nın eski bir markada yansıtıyor. Hem de şey yani biraz annemden tanıyorum. Ondan yani bir güven yaratıyor aynı zamanda. Nivea son şimdi 30 sene diyebilirim. Küçüklüğümden Nivea'dan tanıyorum. Pek bir değişiklik olmadı. Renkleri hep aynı, koku hep aynı. Yazı belki biraz arasında bir değişiklik oldu ama her zaman aynı yani çok sabit, olgun bir marka kaldı. Ve hala ben düşünmedim Nivea ürünleri de alıyorum yani hiçbir düşüncem yok. Dove benim için biraz daha yeni bir marka ama o da yurt dışından yani şey Amerika'da geldiğim bir marka olduğu için Dove tamam farklı bir yol alıyor. Fiyat olarak aynı, ürün içerikli olarak büyük ihtimalle bir de bir aynı. Tam incelemedim ama yani klasik bir kosmetik markası. Onlar tamam farklı bir yol üzerine gidiyorlar. Onların mesela şey gerçek güzellik gerçek güzellik yani şey Photoshop kullanmıyoruz, gerçek insanlar kullanıyoruz, modelleri kullanmıyoruz. Biz
Yaş ilgili hiçbir tane sıkıntı olmuyor. Yani reklamlarda aynı ürün için genç bayanlar, daha yaşlı bayanlar var. Hem de rengarenk insanlar var. Hem de şey, her zaman özgüveni için konuşuyorlar. Yani davın ön plan, en çok ön plana koyan kelime özgüvenli. Nivea diyebiliriz aile. Ve bu yüzden farklı insanlara bunu tercih ediyorlar. Büyük ihtimalle aile insanlar çok daha Nivea takip ediyor. Daha çok bayanlar özellikle belki tam model insan olmayan kişi DAF takip ediyor. Bu farklı markalar için de bulabilirsin, farklı ürünler için bulabilirsin. Mesela içeceklere bakıyorsak, gazozlu içecekler, mesela kola ürünleri. Coca-Cola var, Pepsi var. İçi aynı diyebilirim. Yani tat farkı var mı yok mu bilemiyorum. Bana göre pek tat farkı yok. Ama Coca-Cola zaten pazarı, en büyük pazardan birisi diğer tarafta, ama çok farklı bir hikaye anlatıyor. Pepsi çok daha böyle eğlence ve genç ve çok zıplaya hoplayarak diyebilirim. Coca-Cola çok daha marka, çok daha aile üzerine gidiyor. Yani bütün her zaman bütün reklamlarda, yayınlarda marka, aile pardon, aile ortam ortasında duruyor. Yani Ramazan reklamları görüyorsunuz. Hem ortak masada bütün mahalle, yani bütün aile, bütün mahalle hep şu aile hissi yaratıyorlar. Ve zaten senelerce böyle yürüdüler ve mide ilaç olarak başladılar. Yani şu bu orada pazarlamada çok önemli bir konu. Siz bir kez karar verdiniz, bir hedef kitleniz varsa ve bir müşteriniz varsa ve bunu takip etmek istiyorsanız buna göre mesaj yazmanız lazım. Yani diyelim şimdi erkek üründe yeni moda oldular. Erkek üründen şimdi son 2-3 sene sakal bakım moda oldu. Çünkü yani eskiden sakal moda değildi. Şimdi sakal moda tekrar moda olduğu için sakal bakım çok daha ortaya çıktı. Şimdi sakal bakım bir tarafta her erkek kullanması bir ürün, o ayrı bir konu tabii ki. Ama bu da daha çok metroseksüel olarak adlandırılan erkeklere var. Yani moda takip eden, genç kalmak isteyen erkekler. Diğer tarafta çok daha belki doğacı bir müşteri var. O da şey, motosiklete biniyor ve hafta sonu yürüyüşe daha çıkıyor. Onun için aynı ürün de varsa da bile kullandığınız kelimeler, kullandığınız resimler, kullandığınız ambalajı bambaşka olabilir. Bir metroseksüel erkek, yani moda takip eden bir erkek çok daha beyaz, siyah, büyük ihtimalle dümdüz, süslü olmayan sade bir ambalaj seçecek. Koku olarak da mesela bunu da seçecek. Bir tane doğa daha takip eden, doğa seven bir insan çok daha kahverengi bir ambalaj. Belki uçucu yağla kokulandırılmış bir ürün isteyecek ve onun orada büyük ihtimalle çok daha farklı ürün istekleri olacak. Daha doğal olsun, daha belki organik olsun, daha az karbon izi bırakan içerikli olsun. Yani bunları hepsi hikayenizi, markanızı kullanabilirsiniz ve bir bağlantı nokta bulabilirsiniz bu yüzden. Şimdi çok konuştum, nefes almadan. Sıkıntı, sorularınız var mı o konuda? Yani nasıl bir marka şu anda yapın, ben size tavsiye edemiyorum. O herkesin için kendi seçmeniz lazım. Aynı zamanda markanızın peşinde ya durmuyorsanız, o değerlerin durmuyorsanız, o zaman kendinizi o değeri seçmeyin, çünkü konuşamayacaksın o konuda. Yani çok zorlanacaksın. Ya, sanki sürekli kendine müşteriye karşı yalan, yani müşteri bunu hissedecek. Bu yüzden
Bunu da bilerek, isteyerek seçmeniz lazım. Bu bütün yarım saatlik lafım sonra da yazılı halinde, büyük ihtimalle biraz daha toplu halinde olacak. Yani çok kargaşa olduysa bugün, o zaman yarın sabunatölye.com'da o yayın olarak hem video hem yazı olarak göndereceğim. Beceriyorsam Instagram Live onu hikaye olarak ve highlight olarak pinleyeceğim ve link de koymaya çalışıyorum. Tam hepsi öğrenemedim. Bu hafta da yeni başladım bu oyunlarla. Ondan bakın. Yani dediğim gibi marka başarılı marka için bu hedef müşteri ve müşterinin, yani müşteri sizin ürünlerinizin veya markanızın güneşi olsun. Yani merkezde o olacak. Onlar, o ne istiyor, ne soruyor, o çok önemli. Yani yoksa bütün, yani dünya kadar herkes sabun yapıyor güzel. Ondan bu çok sık, yani bunu öğrenmeniz lazım. Yoksa herkese, yani aynı sabun mu değil mi, yani olmuyor. Şimdi markettaki sabunlarda da aynı, yani şey, bazı müşteri benim o zaman mağazama geldi, yani fark var ve ne işe yarıyor bu sabun. En sevdiğim zordu, yani temizlik yapıyor, temiz tutuyor ama isterseniz tamam da daha abartılı halinde diyebilirsiniz. Bu sabun sizin hayatınız kurtarıyor. Şimdi diyeceksin nasıl hayatı kurtarıyor? Şimdi sabun en önemli hijyenik ürün. Bu yüzden tabii ki bakteriyeler hastalıklarından koruyor. En sonunda ondan koruyunca sizi ölümden de kurtarabilir. Ama dediğim gibi o çok abartılı diyor ilk tarzı. Başka notlarım var mı? Onu bakayım. Bir Türk markası var. O bütün bu pazarlama çok güzel bir cümlede topluyor. Eşim sonra da bana dedi o bir tane deyim Türkçesi de neyse de hala söylemek istiyorum çünkü gerçekten çok güzel. Uludan Limonata'nın sloganı gazsız olma, efsane ol. O tam pazarlama özeti. Çünkü herkesi gazsız olabilir ama tek bir tane efsane olabilir. Ve siz bu, fark etmez hangi üründe, fark etmez mi, hangi markada bu efsane olmaya çalışın. Yani fiyat ile rekabet etmek mümkün değil. Yani o en son olanı. Ama kaliteli bir ürün yapıyorsanız, işe yaratan bir ürün yapıyorsanız ve müşterinize göre ambalajı seçiyorsanız efsane olabilirsiniz. Bu yüzden bunda çok önemli. Ve yani komşu ne yapıyor, o ne yapıyor, kopya çekmeyin, kendinize bir hikaye yaratın. Neden yapmaya başladın? Hayaliniz, hedefiniz nedir? Bunlar hepsi çok önemli. Ve şu anda istiyorsanız küçük markalar bunu çok güzel yapmaya başladılar. Indie beauty brands olarak arıyorsanız çok güzel hikayeleri bulabilirsiniz. İsterseniz ben onu sonra da link olarak yapayım ve belki birkaç tane yazıları, markalaşma olanları da paylaşabilirim. Şimdi o böyle aklımdan iki tane ve birkaç tane Hawaii ilgili kosmetik markalar var ve ona çok güzel bir pazarlama yapıyorlar. Çünkü ikisi de tabii ki Hawaii olduğundan kullandığın bitkiler ortaya çıkartıyorlar. Ama tamam farklı müşteri hedefleniyorlar. Ve bu yüzden hiçbir birbirine giremiyorlar ve hiçbir kendine bir şey ya almıyorlar. Çünkü müşteri çok ayrı. Dediğim gibi yani
Bütün gözleriniz açık tutun ve bir kısım marketlerdeki ürünlere, reklamlara, televizyondaki dergilerdeki reklamlara bakın ve farkları görmeye çalışın. Kime hedefleniyor, kime nasıl konuşuyor, eğlenceli mi? Basit şimdi demek doğru değil yani, ama zor kelime kullanmayan yüksek bir tane üniversite mezun sadece anabilen dil mi konuşuyor yoksa çok basit halinde mi? Ona göre mesela pembe ambalaj yapıyorsunuz, erkekler gene de almaz ama turuncu bir renkse erkek de beğeniyor. Yani öyle şeyler de var. Bunlar hepsi dediğim gibi çok ufak farkları, çok önemli farkları. Onları ön planda çıkartıyorsanız çok önemli oluyor ve çok kolay sizi de pazarlama yardım ediyor. Ve bu yüzden yani ona dikkat edin. Mesela başka ne örnek size verebilirim, anlatmak bazen böyle kuru oluyor da. Ne olabilir? Mesela önce ne gözüme çarptı, çünkü MAC var ya, veya MAC veya neyse, yani MAC Cosmetics ve Flo Ma var. Yeni Flo Ma dükkanlar MAC Cosmetics'in mağazalar çok benziyorlar diye düşünüyorum. Görünüm olarak ikisi de siyah beyaz kullanıyorlar. Ama hala fiyat ayrı olarak tabii ki bambaşka müşteri takip ediyorlar. Yani ben önce yayına gelmeden önce ondan Instagram feedlere baktım ve gerçekten ikisi de kosmetik satıyorlar. İkisi de renkli kosmetik satıyorlar ama pazarlama, resim tarzı, seçtiğin konular tamamen başka oluyor ve ona göre de müşteri de ayrı oluyor. Aynı zamanda Benefit Cosmetics de var. Onların hep eğlence isimleri var. Ya ben mesela Alırken, doğru mu? Alırken genelde renge göre seçmiyorum. Ben isime göre seçiyorum. Yani renk belki ama bundan sonra bu isim hoş, bu komik, ona göre seçiyorum. Yani bunları hepsi planınıza sokmanız lazım. Hepsi aklınıza tutmanız lazım. İsterseniz ihtiyaç varsa veya böyle bir istek varsa bir ürün için bir örnek kampanya, bir örnek yani markalaşma yapabilirim belki, örnek olarak sizinle paylaşacağım. Yani nasıl aynı ürün farklı hedef kitlere için onu yapabilirsek pazarlama yapabiliriz. Onu bence sizinle paylaşacağım. Bu hafta olmaz, gelecek bir iki hafta içinde. O zaman belki ayrı yayın olarak onu tekrar yapabiliriz örnek olarak. Sizden başka sorularınız yoksa bugün için kapatıyorum. Gelecek hafta bir tane sanki bir tane sabun soru vardı, şu anda notlarım yanında değil. Ama yani ona da bakın. Aynı zaman doğal sabun kursu, Instagram kursu devam ediyor. Birazdan IGTV'ye yeni video yükleneceğim. Aynı zaman tekrar Instagram hikayeleri olarak o dersi de yayınlayacağım. Ondan yani o da bugün eksik olmasın. Gelecek hafta bu kurs devam edecek. Gelecek hafta da Facebook, Instagram ve Sabun Atölye Live'da tekrar olacak. Onu isim karıştırıp duruyorum. Bu yüzden benden bugün bu kadar. Sorularınız varsa her zaman bırakabilirsiniz, biliyorsunuz. Ben de teşekkür ederim izlemeyiniz için. Bay bay. Şimdi kapatmaya çalışacağız. Burada end live video. Share. Ve pardon.